Çocukluktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da nerede miyiz? Hemen şöyle bir bakıyorum. Almışım Boğaz'ı arkama. Almışım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü arkama. Hemen şöyle bakıyorum. İkinci köprüyü görecek miyim diye göremedim ama. Göremedim. Nerede olabiliriz? Anadolu yakasındayız. Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'ü gezeceğiz. Çengelköy'de Kuleli'deyiz şu anda. O zaman Gezmek Olsun. Ne duruyoruz? Bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. İyi gelmez mi hiç deniz havası? Yani enerjim bomba gibi gerçekten de. Mithat sen süper dedi. Şu dalga sesi o kadar iyi geldi ki. Şuradan böyle boğazı izlemek o kadar iyi geldi mi? Geldi ki boğazı geçin. Yani şöyle suya bakmak bile o kadar iyi geldi ki size anlatamam. Kuleli sahil burası sevgili seyirciler. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Bak benden söylemesi. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında devam edecek. Şöyle bir boğaz havası alalım. Sonrasında sizi nereye mi götüreceğim? Kahvaltı yapmak için Kuleli sahilde mükemmel ama mükemmel bir yere götüreceğim. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Ama önce bir kendimi tatilde hissedeyim. Şöyle Akdeniz Ege sahillerinde hissedeyim. Şimdi biz kahvaltı yapacağımız yere yürüyoruz. Sahilde çok güzel bir yere kahvaltıya götüreceğim sizi. Kuleli sahilde. Bu arada Çengelköy ile Kuleli yürüme mesafesinde. Bir kere onu söyleyeyim size. 15P İETT otobüsleriyle buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Diyelim de kendimizi sahilin muhteşem kaldırımına bırakalım. Rastgele abicim. Kahvaltı yapacağım yere geldim. Bir kere şunu söyleyeyim. Buranın muhteşem ama muhteşem bir kahvaltısı var sevgili seyirciler. Bunu da bir anlaşalım. Burası Kuleli Caddesi'nde Kuleli otobüs durağının hemen karşısında bir yer. Bakın şöyle sıfırsınız. Sıfır. Boğaza sıfırsınız. Karşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Şöyle arka tarafımda Kuleli. Değil mi Mithat? Evet. Daha ne olsun? Havamız yerinde olmazsa ayıp olur valla. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açık bir yer. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hem yerli hem de yabancı turistlerin fazlasıyla ama fazlasıyla geldiği bir yer. Ve şunu da mutlaka belirtmek istiyorum. Bu çevredeki kahvaltı yapılacak yerlerin arasında bir numarada sevgili seyirciler. Şimdi peki burada şimdi güne kahvaltıyla başlayacağız. Kahvaltı ne kadar? Burada kahvaltı kişi başı hafta içi 195 lira. Hafta sonu kahvaltısını da söyleyeceğim. Hafta sonu açık büfe geliyor. Kahvaltı gelince ama detayları konuşalım. Çünkü gerçekten buranın muhteşem ama muhteşem bir kahvaltısı var. O zaman ben şöyle sizi mekanla baş başa bırakayım. Bu mekana hem içeriden hem dışarıdan şöyle göz atın. Sonrasında da masayı donatalım. Donattığımızda masayı buluşalım.
Sevgili seyirciler, muhteşem bir kahvaltı yok yok. Bu kahvaltının içinde tek ekstra olan şey mıhlama, onu söyleyeyim. Onun dışında ben de buraya çekim için geldiğimde bu şekilde kahvaltı geliyor. Siz buraya kahvaltı yapmaya geldiğinizde bu şekilde kahvaltı geliyor. Kişi başı, tekrar belirteyim bunu üstüne basa basa, 195 lira kahvaltının fiyatı. Ama şunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiniz kahvaltı yapmaya. Patates kızartmanız bitti, peyniriniz bitti, domatesiniz, salatalığınız bitti, reçeliniz bitti. Bir şey istiyorsunuz, tekrar yeniliyorlar. Bir kere onu söyleyebilirim size. Ay bu ne? Zeytinli ekmek. Zeytinli ekmek de gelmiş. Buranın özeliymiş zeytinli ekmek. Çok güzel duruyor. Kahvaltıya başlayalım. Değil mi Mithat? Sınırsız da çay var bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Hemen şöyle çayımızı dolduralım. Yalnız yumurtanın var ya, birçok çeşidi var. Sucuklu yumurta, menemen. Ondan sonra şöyle patatesli. Şöyle zeytinli ekmek. Eda ne olsun? Hangisinden başlayacağımı bilemedim ama buranın özel spesiyeli olan şu zeytinli ekmekten başlayacağım. Sıcacık. Sıcacık. Ay var ya sıcacık, bir de zeytinli. Hanginden başlayacağım ben Mithat? Benim boyum kısa ya. Benim boyum kadar uzuyor muhlama. Zeytinli ekmek muhteşem bu arada. Muhlama çok güzel. Bu arada bu kahvaltı iki kişiye veriliyor en fazla. Zaten genelde her yerde böyle. Çok nadirdir gittiğinizde serpme kahvaltı bir yere tek kişiye verilsin. Tek kişi buraya geldiniz. Ben kafamı dinleyeceğim boğaza karşı dediniz. Kahvaltı tabağı söylüyorsunuz. Onu söyleyeyim bir keresi. Ya da başka ne yemek istiyorsanız onu söyleyin. Buraya haftanın 7 günü gelebilirsiniz. Hafta içi kahvaltı böyle serpme bir şekilde geliyor. Hafta sonu açık büfe kahvaltı var. Kişi başı 250 lira. Onu söyleyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi çok kalabalık bir yer. Bu arada burası, tekrar belirteyim, Kuleli Caddesi'nde, Kuleli otobüs durağının hemen karşısında bir yerde. Buradan Çengelköy yürüme mesafesi, buradan biraz önce geldiğim sahil yürüme mesafesi. Yani yürümeyi seviyorsanız aslında sahil hattında burada çok ama çok güzel bir şekilde gezebilirsiniz diyelim. Tamam sustum, Çengelköy'ün içinden sizi karşılayacağım. Kahvaltımı yapacağım ama önce. Mükemmel bir kahvaltıdan sonra çıktık geldik Kuleli'den, yürüdük sahil hattından ve Çengelköy'e geldik. Şimdi Çengelköy'de de tabii ki kahvaltı yapabileceğiniz sahil kesiminde bir sürü yer var. Bir kere onu söyleyeyim sizlere. Çengelköy'ün iç kısmına doğru gideceğiz de Çengelköy'e İETT otobüsleriyle gelmenin yanı sıra vapurla da gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösteriyor zaten. İster özel vapurlarla, isterseniz belediyeye ait vapurlarla buraya çok güzel bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi bugün şöyle artık bir yürüyelim. Çengelköy'ü öyle böyle keşfetmeyeceğiz. Altını üstüne getireceğiz Çengelköy'ün. Nereden ne alınır, nerede ne yenir, onları size göstereceğiz. Ama şunu belirtmek istiyorum mutlaka Çengelköy ile ilgili. Burası birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmış bir semt İstanbul'da ve İstanbul'un en çok
uğranan semtlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bu caddeden, burası da bu arada Kuleli Caddesi'ydi orası. Burası da Çengelköy Caddesi. Şimdi Çengelköy Caddesi'nden şöyle yürüyelim. Hem ara sokaklara gidelim, hem sahile gidelim. Böyle altını üstüne getirelim Çengelköy'ün. Şimdi sizi Çengelköy'de börek yiyebileceğiniz en güzel börekçiye getirdim. Burası da Çengelköy Caddesi üzerinde. Buradan böreğinizi alıp tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gidebilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi kahvaltı yaptın Yıldız, yuh ne böreği diyebilirsiniz. Yemin ederim sırf size göstermek için geldim. Şimdi ıspanaklı börek var, kıymalı börek var. Hoş bulduk. Cevizli peynirli, kuru meyveli. Kıymalı, patatesli, ay yok yok, yalnız buraya geldiğiniz zaman benim favorim, ben daha önce yemiştim. Cevizli peynirli, kuru meyveli. Kesinlikle yiyin. Yani değil mi kardeşim? Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ediyor musun? Ne kadar? Fiyatları 25 liradan başlıyor. Porsiyonları 25 liradan başlıyormuş. Kol böreği 25 liradan başlıyormuş. Cevizli'den söyle bana, cevizli ne kadar? Cevizli kuru meyveli 27, cevizli peynirli var. İki çeşidi var. Cevizli kuru meyveli 27, cevizli peynirli 25 liraymış. Porsiyon fiyatları bunlar. Kiloları 120 lirayla 130 lira arasında değişiyor. Burası haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açık? Sabah 5'ten akşam 10. Sabah 5'ten akşam 10'a kadar açıkmış. Bu cevizli peynirli değil mi? Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Bunların Ortaköy'de de şubeleri var. Bu cevizli peynirli börek efsane. Bak yemin ederim. İçiniz gücünüz rast gitsin. Görüşürüz. Hemen şimdi buraya giriyoruz bu sokağa. Buranın adı Çınarlı Cami Sokağı sevgili seyirciler. Börekçi de burada zaten bak. Bu arada yemin ederim. Börek efsane. Efsane. Bir de böyle eli açması ya Mithat. Bir de ben cevizi çok severim. Çengelköy'e geldiğiniz zaman bu arada böreğin tadı hala damağımda. Mutlaka bu tarihi çay bahçesine gelmenizi tavsiye ediyorum. Burası günün her saatinde çok ama çok kalabalık. 7 gün 24 saat açık bir yer. 1900'lü yıllardan günümüze kadar geldiği için buranın adı tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi. Buraya dışarıdan içecek getirmek kesinlikle ama kesinlikle yasak. Ama yiyecek getirmek serbest. Ben şimdi çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kahvaltımın üstüne sevgili seyirciler kahve içmemiştim. Ve burada kahvemi içeceğim şimdi. Diyeceksiniz ki Yıldız'cığım tamam kahveni içeceksin. Fiyatlar nedir? Değil mi Mithat? Burada bir kahvaltı tabağı 50 lira sevgili seyirciler. Menemen 30-45 lira arasında. Şöyle hemen çevirelim. Tost fiyatları 20 lira ile 30 lira arasında. Soğuk sandviçler 25 lira. Bu da çay 8 lira. Su 12 lira. Şöyle bakıyorum, Türk kahvesi 20 lira. O zaman ben sade Türk kahvesi söylemiştim. İçiyorum. Boğaza da arkama niye döndüm? Sırf siz arkayı görün diye. Bak değerimi bilin sevgili izleyiciler. Ha bu arada ışık farkından dolayı net göremeyebilirsiniz. Bu mekanla ilgili de şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Burada Türk televizyon tarihinde en çok seyredilen dizi olan Süper Baba dizisinin burada çekildiğini mutlaka belirtmek isterim size. Sizi burayla baş başa bırakayım ve sonrasında başka bir yerden karşılayayım.
Şimdi sizi Çay Bahçesi'nin hemen yan tarafındaki bu büyük çınar ağacıyla tanıştırmak istiyorum. Bu büyük çınar ağacının yaşı, yapılan ölçümler ve aktarılan rivayetlere göre sevgili seyirciler, Osmanlı İmparatorluğu'ndan öncesine 1200'lü yıllara dayanıyormuş. Tahmini yaşı da 780'miş. Vay be. Yani. Ve koruma altında. 780. Neler neler görmüş bu çınar ağacı Mithat. Görüyorsun değil mi? Çınar ağaçlarının toz tutma gibi bir özellikleri var sevgili seyirciler. Tozu topluyorlar. Biliyor muydun Mithat? Tozu topluyorlar, evet. Bir yerde okumuştum. Vallahi çınar ağacıyla vedalaşmam lazım artık. Haydi bakalım gidelim. Ha, bu arada nerede buralar diyeceksiniz. Hamdullah Paşa Camisi de var. Hemen onun oralardayız. Şu an orada bulunuyoruz. Şimdi artık Çengelköy'ün üst taraflarına doğru gidelim mi? Haydi gidelim. Çengelköy'de sizi Çengelköy'ün ilk fırınıyla da tanıştırmak istiyorum. Burası 130-140 yıllık bir fırınmış sevgili seyirciler. Şöyle taze taze ekmekleri, pideleri dizmişler. Bak simitler var. Buradan simidinizi alıp da Çay Bahçesi'ne de gidebilirsiniz. İlla börek almanıza gerek yok yani. Aa, pazardan mı? Pazardan geliyoruz. Neler aldın? Erik, ananı. Sizi şimdi Çengelköy pazarının içine bekliyoruz. Bak, tamam geliyorum. Nerede pazar? Ortadayım ben. Hemen geleceğim. Tamam. Bir dakika, pazar nerede? Bana pazarı tarif et. Senin yerin burası. Bak tam şu 50 metre sağ. Tamam. Bir sol. Tamam, hemen geleceğim. Tamam. Pazara gidiyoruz. Tamam. Bu arada pazartesi günleri Çengelköy'e gelirseniz sizi Çengelköy'de çay ısmarlayacağım, bekliyorum. Tamam, söz geleceğim. Söz geleceğim. Bu arada bu fırında şöyle bir özellik de var. Burada askıda ekmek uygulaması var. Paranızı veriyorsunuz. İhtiyacı olan insanlara sizin adınıza ekmek de veriliyor diyelim ve Çengelköy gezimize devam edelim. Çengelköy'ün ara sokaklarına geldik. Çengelköy Caddesi'nden. Burası Kerime Hatun Cami Sokak sevgili seyirciler. Mithat'ın olduğu sokakta Çengeloğlu Sokağı. Hem Mithat'ın olduğu Çengeloğlu Sokağı'nda birçok kafe var. Şöyle Mithat gösterebiliyorsa göstersin. Gösterdi şu an sizlere ve tarihi evler var orada. Burada da tarihi evler var bu arada. Onu söyleyebilirim size. Ay sen niye gözünü kısıyorsun? Güneş çok mu rahatsız etti seni? Kıyamam. Oy. Hemen şunu da söyleyelim bu güzel dostumuzu görmüşken. Böyle sıcak havalarda bir kap su ve bir kap mama diyelim. Değil mi Mithat? Gitmem lazım. Şimdi ben Kerime Hatun Cami Sokak'tan devam edeceğim. Burada da birçok kafe var. Bakalım alışveriş yapabileceğiniz yerler var mı? Aa bak çok güzel bir butik var. Hemen şöyle Mithat göstersin size. Kerime Hatun Cami Sokak'ta Çengelköy'de. Yani alışveriş yapmak isterseniz yine Çengelköy Caddesi'nde de bir şeyler alabileceğiniz birçok yer var. Kolay gelsin. Ha bak orada dedim ya alışveriş yapılacak. Bak burada çok güzel şeyler satılıyor. Bir başkasının üstünde göremeyeceğiniz %100 pamuk ürünler satılıyor. Fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama dışarıya çok güzel vitrin yapmışlar bence. Sence Mithat? Evet, çok güzel. Çok renkli, içim açıldı vallahi. Ben de yazın niye böyle kapkara giyindiysem. Evet. Ay ne bileyim elbisem çok güzel değil mi Mithat? Güzel evet. Güzel dedi. Ama içim açıldı vallahi. Şöyle sola mı devam etsem sağa mı bilemedim. Bence sola sağa devam edelim. Yo, bu güzel yeri de gösterelim baksanıza. Geçmişten günümüze televizyon, radyo. Tartı, bavul. Aa çok güzel bir yermiş burası. Çok beğendim. Baksana Mithat. Çok güzel yapmışlar. Ya bulunduğu yeri güzelleştiren insanlara bayılıyorum ki burası geçmişe yolculuk yapan bir yer. Ay, çok
çok güzelmiş. Gireceğim, dayanamıyorum. Çengelköy'de çok ama çok güzel bir yere girdim. Zaten dışarıdan görmüştük nasıl bir yer olduğunu. Bak, buraya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Her köşede fotoğraf çekilmenin yanı sıra geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Nasıl bir yolculuk? Şimdi ben o kadar yaşlı değilim ama gerçekten bunları gördüğümde yaşlandığımı hissediyorum. Şu uzaktan gösterir misin Mithat? Şunları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlkokulda giderdik, alırdık. Şekerler. Bu televizyonu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu kumbarayı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir bankanın kumbarası. Şu mesela misafir odası takımını hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şimdi buraya geldiğinizde bir şeyler yemenin, içmenin yanı sıra sevgili seyirciler, buradan dilediğiniz bir ürünü, bütçenize göre olan bir ürünü satın alabiliyorsunuz. Buranın adı Eskici diye geçiyor. Kahveci, gazozcu. Tamam, kahveci, gazozcu. Eskici kahveci, gazozcu. Ha, eskici kahveci, gazozcu. Şarkı var ya, eskici tamam. Kahveci, gazozcu. İsmin ürünü de eskici ha, kahveci, eskici kahveci, gazozcu diye geçiyormuş burası sevgili seyirciler. Şimdi biz burada bence oturalım Mithat. Evet. Kahveyi içtim çay bahçesinde ama ben buranın da keyfini çıkartmak istiyorum. Bir de burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi geçmişe yolculuk yapıyorsunuz dedim ya. Şimdi genelde bir kahve içmek için bir yere oturduğunuz zaman üçüncü nesil kahveler gelir. Nedir bu? Filtre kahvedir, Amerikanosudur, espressosudur. Burada onlar satılmıyor. Burada gerçek Türk kahvesi, gerçek menengeç kahvesi, gerçek damla sakızlısı falan filan. Burada asitli içecekler de satılmıyor. Yani çok ya bilmiyorum ya, siz şöyle mekana içeriden dışarıdan göz atın. Bahçeleri de varmış. Ben bahçeye geçiyorum. Bir şeyler içeceğim burada. Hamam arkası sokağında, Çengelköy'de. Ne köşesi yaptınız? Burası anneanne babaanne köşesidir. Gördüğünüz buradaki fotoğraftaki kişi benim rahmetli babaannemdir. Allah Münir rahmet Hanım. Eylesin. Evet, Hanım. Allah burada rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Sağ olun cümlemizin. 70'den 77'ye daha doğrusu hitap ediyoruz. Özellikle Z kuşağı geldiğinde buradaki objeleri gördüğünde çok şaşırıyor ve çok beğeniyor. İşte o küçük kardeşlerimiz anneleriyle, babalarıyla geliyorlar. Onların anneleri, babaları da kendi anne babalarıyla geliyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında burası müze gibi. Neden çok diyeceksiniz? Müze. Mesela bir dede, torun bile gelse burada öğreneceği çok şey var bana göre. Mithat şurayı görmedi. Burada 90'lı yıllardan çok İsim fazla bir şey. Ozan benim adım. Ozan Bey, ben ne tarafa bakacağımı şaşırdım. Size odaklanamıyorum. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Mithat'ı da ilgilendiren bir köşe mesela şurası. Evet, bak eski kamera sevgili seyirciler. Yani eski ışık. Ay Ozan Bey vallahi kusura bakmayın yani. Ali Atabak, Cin Ali, al Cin Ali. Eski seriymiş, yeni seri değilmiş. Burası Atatürk ve okul köşemiz. Atatürk ve okul köşesiymiş. Buradaki %80 objeler satılıktır ama Atatürk ve okul köşesinden hiçbir şey satmayız biz. Ha, Atatürk ve okul köşesinden hiçbir şey satılık değilmiş ama buradaki her şey satılıkmış. Ya ben şuraya bir kurulacağım vallahi. Ay yorulmuşum. Aa, evet, kışın soba yakıyorlarmış. Bak bana bunlarla gelin Ozan Bey. Misafirler kestaneleri alıp geliyorlarmış. Şömine yanıyormuş. Biz keşke kışın gelseydik Mithat. Canım kestane istedi şimdi. Bak ben yaz mevsimini çok severim ama beni çok güzel kandırdı şu an Ozan Bey. Ben buraya bayıldım. Mithat içeriden çıkamıyorum. Ben çıkıyorum şimdi bahçeye. Sonrasında görüşelim. Siz bence buraya detaylıca bir bakın. Burası çok güzel bir yer. Şimdi burada asitli içecek yok dedim. Burada gazoz var. Hani o günümüzde içtiğimiz asitli içecekler yok. Yani burada her şey geçmişten günümüze geliyor, o kadarını söyleyeyim. Burada kahvaltı da varmış, kişi başı 90 liraymış kahvaltının fiyatı. Gazozlar da şeker pancarıyla yapılan gazozlarmış.
Hani içinde glikoz falan yokmuş. Burası haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açıktı Ozan 12. Bey? Sabah 10'dan gece 12'ye kadar açık. Vallahi gelin. Bak bu kadar söylüyorum size. Gazozlar bu arada 18 lira. Onu söyleyebilirim sizlere. Hemen arkamda da görüyorsunuzdur. Eski kasetler var. Biliyor musun kasetleri? Evet. Sen tabii ki biliyorsundur Mithat. Kasetleri kalemle çevirirdik böyle. Hani atardı bantları. Hatırlıyor musun? Ben de yaşlanmışım Mithat ya. Neyse ben gazozumu içeyim. Yemin ederim hiç çıkasım yok buradan, o kadarını söyleyeyim size. Şöyle okul ve Atatürk köşesine baktığımda yani gözümde canlandı koskoca mazi. Şu an var mı okullarda bilmiyorum ama yani müzik kolu, sınıf başkanı, nöbetçi öğrenci. Nöbetçi öğrenci olmak için can atardık. Evet. Sırf derslere girmeyeceğiz diye. Benim zamanımda daha doğrusu. Yani şu köşe harika bir yer burası. Mutlaka gelin. Yani o söyleyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Beğendiğiniz ürünleri satın da alabiliyorsunuz. Tekrar belirteyim size. Mesela hemen soralım. Ozan Bey, ben şu horozlu saati satın almak istiyorum. Eskiden rahmetli anneannemde vardı böyle bir saat. Allah bilir nerede. Böyle horoz sürekli pili takıldığında bunun ya da kurduğunda. Kurduğunda horoz sürekli böyle yemini yiyormuş gibi. Böyle kafası bir ileri bir geri gidiyor. Bakın ne kadar mesela bu? 400 liraymış. Pazarlık payımız var mı? Pazarlık payımız varmış. Mesela bu saat ne kadar? Bu saat 350. Bu saat 350 liraymış. Peki bu ne kadar? 500. Bu 500 lira. Benim evde bundan var büyüğü. Biraz daha böyle uzunu. Oh. Evet var. Ya eşim ne yapacağım bunu diyor. Ben de eskici. Hiçbir şey atmam. Atılır mı ya? Ta dedemden kalmış. Allah rahmet eylesin. Benim dedem Ali Rıza dedem. Kasetleri koyardı böyle, oyun havalarında oynardı onda ya. Mesela Ozan Bey, Mithat bunu hatırlıyor musun? Kalemtıraş, sevgili seyirciler. Bu ne kadar? Ha bu satılık değil, pardon. Okul köşesi olduğu için satılık değilmiş. Walkman'i kimler biliyor ekran karşısında? Bakın Walkman, ne kadar bu? O çalışmıyor. Sadece görsel olduğu için 100 lira. Bu 100 liraymış ama çalışmadığı içinmiş. Sadece görsel olduğu içinmiş. Çok sevdim ben burayı ya. Allah çıkasım yok. Neye bakacağımı şaşırdım. Müze gibi ya. Bak geçmişten günümüze şekerler. Şunu mutlaka göstermek istiyorum. Kimler hatırlıyor böyle çikolataları? Bozulmadan açmaya çalışıp sanki içinde çikolata varmış gibi arkadaşıma verirdim. Şu oyunlar. Bunlar ne kadar? 40 lira tepsi. 40 liraymış. Vallahi uygunmuş buranın fiyatları. Bana çok uygun geldi. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan gece 12'ye kadar. Mutlaka ama mutlaka gelin. Hatta ben gezmek olsun da gördüm de geldim deyin. %10'da indirim yaparım dedi. Tamam biz indirimi kaptık. Son kez buraya göz atın. Ben de şurada bir soluklanayım. Sonra sokakta buluşalım. Çengeloğlu sokağı çok değişmiş bence Mithat. Sence? Şurada gazozcu falan vardı. Şurada yine antikacı falan vardı. Peki Çengelköy'ün neyi meşhur Mithat? Hıyarı. Gerçekten Çengelköy hıyarı diye bir şey var sevgili seyirciler. O kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Şimdi birazdan pazartesi günleri buraya gelirseniz pazar kuruluyor. Pazara gideceğiz. Bir şöyle bakalım pazar nasıl bir pazarmış, neler var neler yokmuş ama iyice bir Çengelköy'ü karıştırdıktan sonra değil mi? Hala da acıkmadık. Üstüne kahve, gazoz. Ben hala acıkmadım açıkçası. Sen? Ama bir yerde bir tatlı yeriz. Çengelköy'de ara sokaklarda dolaşmaya devam ediyoruz. Her sokağında ayrı bir renk var. Tekrar belirtmek istiyorum. Burası Taş Odaları Sokağı sevgili seyirciler. Tarihi evlerin önünde burada da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sadece Balat yok. Yani fotoğraf çekilme için söylüyorum.
Çengelköy'ün arka sokakları da gerçekten çok ama çok renkli ve keyifli bence. Şimdi bir tatlı yiyelim. Sizi çok ama çok meşhur bir dondurmacıya getirdim Çengelköy'de. Çengelköy Caddesi'nde ve Taşodaları Sokağı'nda bu dondurmacı. Zaten caddede yürürken görürsün. Öncelikle şunu soralım. Burası haftanın kaç günü açık? Haftanın 7 günü. Sabah 9.30 ile gece 2 arası açıkmış burası. Şimdi ben neyi merak ettim? Yani ben şu an hepsini merak ediyorum. Ben yer fıstığı ve karamelli. Yer fıstığı ve karamelli. Çok teşekkür ederim. Burada çocuk boy dondurma 15 lira. Küçük 2 çeşit dondurma 22 lira. Orta boy 3 çeşit dondurma 42 lira. Büyük boy 4 çeşit dondurma 62 lira. Dondurmaya doyuyorsunuz ama o porsiyonlarla. Bir kere onu söyleyeyim. Daha da büyük 5 çeşit dondurma 82 lira. Dondurmanın 500 gramı 125, 1 kilosu 250 lira. O zaman haydi alalım. Böyle bir kaba alalım. Siz o arada bu mekana şöyle bir göz atın. Hem de dondurma çeşitlerine bakın. Sonrasında şurada buluşalım. Tekrar belirteyim. Burası Çengelköy Caddesi'nde. Aynı zamanda Taşodaları Sokağı'nda. Köşede dışarıdan bakıldığında beyaz, çok ama çok güzel bir dondurma dükkanı. Karakolun hemen çaprazında. Benim burada 4 çeşit var. 62 liraymış. Şimdi ben dondurmamı yiyeyim, sonra bir pazara gidelim. Değil mi Mithat? Pazara söz vermiştik zaten. Şöyle bir pazara gidelim. Oradan da zannediyorum bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mithat. Evet diyor. Ama sen dondurmanı ye önce diyor. Tamam. Dondurma vallahi billahi çok lezzetli ve çok güzel. Çengelköy Caddesi'nin hemen yan tarafında Derecik Sokağı'na girdik. Buradan sahile kolaylıkla inebilirsiniz. Bir de burada alışveriş yapılacak yerler de var. Mesela Eminönü ayağımıza gelmiş. Mısır Çarşısı ayağımıza gelmiş. Değil mi Mithat? Adaçayı, Tütsü. Bak demeti 17 lira 50 kuruş. Şöyle dekoratif başaklar 17 lira 50 kuruş. Lavanta. Ay çok severim ya lavantayı da. Adedi 15 lira. Girelim mi içeri Mithat? Evet. Şöyle bir girelim o zaman içeri. İstanbul Anadolu yakasındaysanız ve bu çevredeyseniz hiç Eminönü'ne falan gitmenize gerek yok. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sen Mithat? Yani şampuanından tut doğal yağlara, doğal taşlara, şöyle doğal bilekliklere, kolyelere. Yani bak şöyle baharatlara, aradığınız her şey burada var. Vallahi nereye bakacağımı şaşırdım. Haftanın 7 günü açıkmış burası. Sabah kaçta açılıyor? Sabah 8.30'da açılıyormuş. Hafta içi 10.30'da kapanıyormuş. Hafta sonu da 11-11.30 gibi kapanıyormuş. Burayla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum size. Burası Türkiye'nin 3. büyük baharatçısıymış sevgili seyirciler. Vay be, Yıldız sizi nerelere nerelere getiriyor görüyorsunuz değil mi? Bak ama içeride yok yok. Bu köşe ne köşesi beyefendi? Köşe dinlenme daha çok. Bu köşe dinlenme köşesi. Ben zaten bugün çok yoruldum. Çay kahve de ikram ediyorsunuz en sevdiğim. Bak burada taze sıkım fıstık ezmesi var. Ne kadar bu? Ben göremedim. Aa çok pardon. 59 liraymış. Taze sıkıyoruz bu arada. Kendimiz sıkıyoruz. Kendiniz sıkıyorsunuz. Evet. Peki burada mesela ben hemen istedim. Hemen sıkıyoruz daha. Aa. Fıstıktan, fındıktan, bademden ve tahinden. Orijinal olarak kendimiz. Kendileri sıkıyorlarmış. Bak 69 lira mesela taze sıkım fıstık.
Bak, Osmaniye yer fıstığı. Osmaniye yer fıstığıymış. Burada kara düt özünden tutun kara üzüm özüne. Şöyle keçi boynuzu özüne kadar aradığınız her şey var. Yemin ederim bir baharatçı bu kadar güzel olur ve bu kadar gezilebilir. Değil mi? Yani. Vallahi billahi. Sevgili seyirciler, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ne şerbeti? Tropik meyve şerbeti. Bizim kendi hazırladığımız. Tropik meyve şerbeti. İçerisinde portakal, hibisküs, kuşburnu, elma, karabiber, tarçın vardır. Kendimiz hazırlarız. Yazın sıcak, kışın ise kışın sıcak, yazın ise soğuk olarak ikram ediyoruz. Şekersizdir. Yani şeker hastalığı rahatlıkla tüketebiliyor. 7'den 70'e herkesin sevdiği bir içecek. Ay, bir şey söyleyeceğim. Çok güzelmiş bu. Şerbet deyince akla şekerli su geliyor. İşte böyle gerçeklerini içince şerbetin ne olduğunu anlıyorsunuz. Peki bunu ikram ettin şimdi bana. Ben istersem ya da birisi buraya geldiğinde isterse evine alıp götürebiliyor mu? Şimdi hazırladığımız daha çok ikram amaçlıdır. Tamam. Ama tarifi ya da ürünün çeşidini direkt olarak kişiye hizmet sunuyoruz. Mesela şu şekilde. Normalde bak tarifi de saklarlar ha. Yok, biz de taklamadan yana sunuyoruz. Bu direkt tropik meyve karışımıdır. Bunun içerisinde ekstra olarak isteyen mesela demir hindi ile tatlandırabiliyor. Direkt bunun hepsi ortalama 5 litre kadar su kaynamışın içerisinde atıp 5-6 saat kadar dinlendirip sonra dolaba koyup soğutup içebiliyor. Bu kadar. Aa, sadece bunu alıp şu elimdeki şerbeti yapabiliyorsunuz. Tabii. Ne kadar bu? Bu öyle mesela 45 lira. Böyle. 45 liraymış 5 böyle. 5 litre kadar direkt şerbet. Tahin nasıl sıkılıyor da merak ettim ve geldim. Al sana tahin nasıl sıkılıyor. Bakın burada taze taze sıktırabiliyorsunuz. Bunda topaklanma önleyici ya da katkı maddesi ya da bir zeytinyağı yok. Katkı maddesi, hiç zeytinyağı, hiçbir şey yokmuş. Susamı bakın ezip böyle eziliyor. Sıkıyor. Durduğu zaman da yüzeyine susamın kendi yağı çıkıyor. Yani koruyucu olarak kendi kendini koruyor. Hiçbir katkı maddesi susamın olmuyor. Yağından başka hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok. Yani kendisi zaten susam ezildiği için yağını yüzeyine verecek. Islıkta da böyle, fındıkta da böyle. Ay, mis gibi de koktu. Kardeşim, ben hayatımda ilk kez gördüm. Vallahi helal olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Mithat, diğer tarafa gidelim. Sevgili seyirciler, burayla ilgili şunu söylemek istiyorum bir kere. Buranın sahibi bir hanımefendi. Kadın girişimcilere hep destek, tam destek diyoruz. Bir hanımefendinin elinden böyle güzel bir dükkanın çıkması ve o dükkanın içinde her şeyin bulunması, herkese hitap edilmesi bence çok güzel. Sence Mithat? Mükemmel diyor. Çengelköy'e yolunuz düşerse kesinlikle buraya uğrayın. Bak, Eminönü Mısır Çarşısı ayağınıza gelmiş. Gezin burayı, karşılayacağım sizi başka bir yerden. Kurban olurum sana. Ben de burada oturuyorum. Gelsene bana da misafir. Gelirim bir gün buraya yani geldiğinde. Şimdi pazara geldik. Söz vermiştik biliyorsunuz bir esnaf abimize ve pazara geldik. Tekrar belirteyim. Pazartesi günleri buraya gelirseniz taze sebze ve meyvelerinizi alabileceğiniz işte böyle güzel bir pazar kuruluyor Çengelköy'de efendim. Sadece sebze meyve. Zaten küçük bir pazar bak. Şurada başlıyor, şurada bitiyor. Çok güzel bir tezgahtayız. Allah dağ çileği kokulu tatlı dalından ver dalından çileğe sağlasın. Doktor dedi yiyeceksin. Doktor dedi yiyeceksin. Dalından çilek. Ben fiyat bilgisi vermeyeyim bence size sevgili seyirciler. Çünkü ciddi söylüyorum. Hani geldiğiniz zaman benden sonra yemek yediğim içtiğim yerlere de hani arada birkaç gün oynasa da fiyatlar artabiliyor, düşebiliyor. O yüzden ben şu an pazarda fiyat bilgisi vermeyeyim. Ama Çengelköy'e geldiğiniz zaman mutlaka Çengelköy hıyarının tadına bakın diyelim. Ve şuradan bir tane hıyar alabilir miyim? Bir tat. Bölüyorum. Şöyle bunu da Mithat'a ikram edelim. Şöyle.
Bu 360 ailesine özel, bu 360 ailesine hediyemiz dedi. Biz biraz daha sahilde oturup bunu yiyelim. Üçümüz. Mustafa var, ben var, Mithat var. İki kameraman arkadaşımla oturayım şunları yiyeyim. Abi helal et. Helal, hoş olsun. Teşekkür ederim. Pazara geldiğinizde de mutlaka bu abileri bulun. Ben bayıldım bu tezgaha. Çok ikram severler. Efendim? Doktor dedi yiyeceksin. Sloganımız doktor dedi yiyeceksin. İsim, evet, isim evet. Abi, isim abi. İsim Ali. Ali. Ali Arın. Ali Arın. Senin Şükrü. İsmin ne? Senin Ali. İsmin? Ali. Kimin adı Şükrü Ali? Bey. Şükrü Bey, ben Ali Bey. Şükrü Bey, Ali Bey. Tamam, işiniz gücünüz Çekin rast Bey. Gitsin. Pazarda bak, böyle doğal taşlardan ürünler satan bir tezgah da var. Aa, şöyle ileriye doğru bak, kıyafet falan da var. Bak burası da çok güzel. Pazarda. Orada çok tatlı bir abla var. Çok güzel el emeği, göz nuru ürünler yapmış. Ne kadar patikler? 25 lira. Fiyatların uygun. Lifler ne kadar? Kirazı gördün mü abi, kirazı? Efendim? Çocuk lifleri 20 liraymış. Valla fiyatlar uygun. Allah işini gücünü rast getirsin. Bir daha söyle, bir daha söyle. Çok seviyorum. Devamlı izliyorum. Çok teşekkürler. Yer misin? Bir tane seni kırmayacağım. Afiyet şeker bal olsun. Şifa olsun. Bu sokağın ismini de söyleyeyim. Kaptanlı Derya Seyit Ali Paşa sokağı bu sokak sevgili seyirciler. Şöyle bir pazara göz atın. Ben de azıcık sahil havası alayım. Şunları da yiyelim. Kolay gelsin. Çengelköy'de çıktık, geldik sahile. Meyve tabağımızla birlikte tabii yürürken yedik yani meyve tabağımızı. Değil mi Mithat? Evet. Şöyle koyalım. Ya burası çok keyifli. Buranın her yeri zaten sahil. Yani her yoldan bir sahili izleyecek bir yer var. Ama ben bu eski tahta iskeleyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Hem Mithat'ın arkasındaki tahta iskeleyi çok seviyorum. Hem şu an oturduğum. O kadar keyifli ki. Şu an şu görüntü, hani Boğaz'ı görmesem, yalıları görmesem şey gibi, hani Ege. Böyle evet, Ege, Akdeniz sahili gibi gerçekten de. Ülkemizin her yeri cennet. Her yeri keşfedilmeli bence. İstanbul'da bakmayın o kadar uzun süredir geziyoruz ama keşfedemediğimiz daha birçok yer var sevgili seyirciler. Bugün bence çok keyifli bir gün geçirdik. Mutlaka buralara gelirseniz benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. İlla benim yediğim yerlerde bir şey yemek zorunda değilsiniz. Kendi bütçenize doğru göre de hareket edebilirsiniz. Ama İstanbul'da mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel bence buranın diyelim. Ve bir hatamız olduysa affola efendim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay, ona da üzülmeyin ya. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Tek ölüme çağırıyor. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.